Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu seferki konumuz Monster Gamepad. Bu seferki Gamepad'de bu seride arkadaşlar biraz değişikliğe gitmiş Monster. Yapısını herhalde biraz değiştirmişler, dokusunu falan ve şu yan taraftaki rengi değiştirmişler. O ortaya şu alt kısmı bir tane turbo butonu koymuşlar. Bu turbo butona bastığınız zaman herhalde kol daha hızlı bir etkileşime giriyor sanırım. İnceleyeceğiz, hepsine bakacağız. Bu seferki videoda kutu içeriğine de girmek istedim. Normalde ben çok kutu içeriğine girmiyorum. İşte açalım içinden ne çıkacak, şu mu çıkacak, bu mu çıkacak. Zaten çıkacaklar belli. Ama yine de kolun nasıl bir yapıda geldiğini, kutusunun içerisinden nasıl çıktığını, içinde birlikte neler olduğunu kısaca bir görmeniz için şöyle bir kısa bir kutu açılışı da yapacağız. O zaman buyurun. Şimdi şöyle kutuyu bir hemen, şurada bir bantı var. Şuradan bir açalım. Bantı kesemiyor muyuz? Keseriz. Bak böyle bantlı geldiği zaman hoşuma gidiyor. İlk ben açacak olduğuna emin olduğum zaman daha güzel oluyor. Evet, şimdi şu görmüş olduğunuz aparat Android cihazlar için içine konulmuş bir aparat. Bu eskisinde yoktu işte. Bu da yeni yapılan değişikliklerden bir tanesi. Kolun gamepad'in üzerine takıyorsunuz ve telefon tutacağı olarak kullanıyorsunuz. Bir şarj kablosu çıktı. Ve bu seferki şarj kablosu Type-C. Yani eski USB, mini USB değil, yeni geçiş yaptığımız Type-C'lerden olmuş. Gamepad'i elimize alıyoruz ve bu sefer bir dongle falan çıkmadı içinden. Demek ki bu direkt bağlanacak bilgisayara. Bu da güzel bir olay. Eskisinde bir aparatı vardı. Arkadaşlar kolun Gamepad'in hissiyatını ben çok merak ediyordum. Elime alacağım zaman ne hissedeceğim acaba diye, malzeme olarak, işçilik olarak, buton hissiyatı olarak. Şöyle bir butonlara dokunuyorum. Yani çok hoş. Gerçekten ele oturması. Yani ben en çok bundan şüpheleniyordum. Benim elim çünkü biraz büyük. 1.82 boy, yaklaşık 90 kilo olunca böyle rolo gibi ellerimiz oluyor. Gerçekten hissiyatı çok iyi abi. Ben çok beğendim hissiyatını, dokusunu. Dokusu da çok güzel gerçekten. Şu tetik tuşlarının hassasiyetine çok önem veriyorum. Ve şu analog butonun hissiyatına çok önem veriyorum. Bunlara bakacağız. Abi ben çok beğendim ya gerçekten. Şöyle size de göstereyim. Hani hissiyat olarak ele oturması, hissiyatı gerçekten müthiş. Şöyle aşağıdaki butondan açıyorsunuz. Ortaya getirdiğiniz zaman gamepad moduna geçiyor. Bunu bilgisayara bağlamamız kaldı sadece. Şöyle bakalım. Kendinden şarjlıdır arkadaşlar. Şarj ettikten sonra yaklaşık bir 10 saat kullanım ömrü var. Tabii yine tuşlara basın sayısı ve tepkimeniz de bu süre değişebilir. Yani illa 10 saat olacak diye bir kaydı yok. 9.5 olur, 9 olur, 10.5 olur, 8.5 olur, onu bilemem. Uzun kullanım testlerinde onu da inceleyeceğiz. Ayrıca bir video yapacağım onun için, ama gamepad gerçekten ele oturuş ve buton hissiyatı olarak şu an için iyi. Üst butonlara bastığım zaman böyle bir pazar malı izlenimi vermiyor. Şu olay da fena değil. Şunlara da bakacağız. Bunları oyun içindeki hassasiyetlerine göre değerlendirmek istiyorum, ama ilk izlenim olarak ele tutuş ve hissiyatı olarak bence gayet başarılı. Ve dediğim gibi şöyle bir aparat göndermişler. Bunu bu şekilde takıyorsunuz. Telefon tutacağı olarak Android cihazlarınızla eşleştirmek için bu da gayet şık bir aparat olmuş. O zaman bir oyun performansı ve bilgisayara bağlanma kısmı ile ilgili olan bölümüne geçelim. Bir gamepad'imizi inceleyelim. Şöyle tekrar size butonları, etrafını detaylı bir şekilde gösterdikten sonra. Yani
Yani fena değil. Ben ilk izlenimi elime aldığım zaman gayet olumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden bence bağlantı ve oyun performans bölümüne geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi ilk bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Gamepad ile bilgisayarın arasındaki fiziki bağlantıyı yapabilmemiz için. Kısaca ben şöyle bir user manuelini de göz attım. Sizin de bu bağlantıyı yapmadan önce şu kitapçığın Türkçe bölümünü bir kere okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bilgisayarımıza eşleştirmeyi yapabilmek için önce Gamepad'in altında bulunan şu butonu Gamepad moduna getireceğiz. Yani ortadaki moda. Bunu getirdikten sonra Gamepad'imizin önünde ışıkların şu şekilde yandığını göreceksiniz. Bu esnada biz Bluetooth ekleme menümüzü açalım. Yeni bir cihaz ekleme menüsünü. Dediğim gibi eskiden bir dangle'ı vardı. Bu dangle'ı kaldırmışlar. Artık Gamepad bilgisayara direkt olarak eşleşiyor. Bir parça takmıyoruz bilgisayara. Şimdi buradaki ışıklar söndükten sonra şu ortadaki monster gözünün olduğu home butonuna 3 saniye basılı tutuyoruz. 3 saniye basılı tuttuktan sonra ışıklar şu şekilde hızlıca yanıp sönecek. Bu hızlıca yanıp sönerken biz buradan yeni bir cihaz ekle butonuna basıyoruz. Cihaz ekle menüsünde de en üstteki fareler, klavyeler, kalemler vesaire yazan ilk butona basıyoruz. Tarama gerçekleşiyor ve burada çıkıyor. Pusat Pro Gamepad. Buna bir kere basıyoruz. Ve cihaz şu an eşleşti. Bilgisayara Bluetooth olarak eklemek bu kadar. Işık gördüğünüz gibi sadece tek yanıyor. Diğer 3 tanesi yanmıyor. Bu Gamepad modunda bilgisayara şu an bağlı olduğunu gösteriyor. Bir de bunun burada bir mouse simgesi var gördüğünüz gibi. Eğer bunu sol tarafa çekip mouse simgesini alırsak bu sefer bilgisayar mouse'unu kontrol edebiliyorsunuz. Bu da ayrıca bir güzel olmuş bence. Şuradaki buton da sol klik butonudur. Mouse'daki sol klik. İki kere bastığınız zaman açmak istediğiniz dosyayı açıyorsunuz. Bence çok eğlenceli olmuş. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir de burada turbo mod var. Buna bastığınız zaman ne oluyor? Onu henüz anlayamadım. Bunu ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi Gamepad'i bilgisayara bağladığımıza göre bir oyun performanslarına bir bakalım isterseniz. Şimdi bakalım, herhangi bir tuşa basalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum yaşadık. Ben oyunun menüsüne girdiğimde cihazı ben basıyorum, bir türlü cihaz etkileşime geçmiyor yani hiçbir buton olarak. Şöyle bir araştırdım kısaca. Şunun bir sesini kısayım. Şimdi bu Gamepad'i bilgisayara ilk bağladığımızda bunu klavye mouse olarak görüyor, Gamepad olarak görmüyor. O yüzden bir türlü Gamepad moduna ben geçiremedim bunu. Monster'ı aradım. Bu konuyla ilgili biraz Monster'la konuştum. Bir uzak masaüstü bağlantısı yapalım falan dediler. Şimdi ben bunu kabloyla bağladığım zaman bilgisayara, kabloyla bağladığım zaman bunu Xbox 360 denetleyici olarak algılıyor bilgisayar. Ama kablosuz Bluetooth'la bağladığım zaman bir klavye mouse gibi algılıyor. Hatta tam bir klavye mouse gibi de algılamıyor yani. Çok bir algılama konusunda bir tutarsızlık var gibi hissettim. Bir Monster'la görüştüm. Yarın bir bağlanalım falan dediler ama şimdi ben bunu kabloyla bağladım gördüğünüz gibi. Kabloyla bağladığım zaman bunu Xbox 360 denetleyicisi olarak algılıyor. Yani bunun normal çalışıyor olması lazım. Şimdi az önce oyuna ilk girdiğimde bu arabayı yönlendirebiliyordum. Şimdi de yönlendirebiliyorum ama burada mekanik olarak şu tuşta, şu gaz tuşunda böyle bir değişiklik var. Yani ben bir tutarsızlık var gibi hissettim. Şimdi mesela sizin de gözünüzün önünde şöyle bir göstereyim. Bakın mesela gaza basıyorum. Şu an sonda. Ama araba 15, 16, 17 çok yavaş bir şekilde hızlanıyor. Ama bu butona çok güçlü bastığım zaman yani hatta şu an hiç algılamıyor. Şöyle bir söküp takalım yerime. Mesela şu an algıladı. Şu an bir sıkıntı yok. Bak. Tetik hassasiyetini de göstereyim. Şu an yavaş, yavaş, yavaş. Şu analog, sol analog biraz daha böyle bir hassasiyet sahibi olabilirdi belki.
Yani bu da aslında kötü değil. Şu kötü değil. Şu sol analog kötü değil ama yani birazcık daha yani. Bir tık daha böyle belki ağır olabilirdi. Şu an şöyle bir şu gaz hassasiyetini bir göstermek istiyorum tekrar. Mesela şu an sabit tutuyorum. 63-64 hızla gidiyor gayet iyi. Tam bastığım zaman tam hızlanıyor. Ama az önce gördüğünüz gibi bir tutukluk yaptı. Kabloyla bağlı olmasına rağmen yaptı bunu. Gösteriyorum şu şekilde. Tekrar bir deneyelim. Yani bu az önceki tutukluğu niye yaptı onu çok merak ettim. Halbuki çok saçma bir olaydı yani. Gaza basıyorum araba gitmiyor yani. Çok enteresan bir olay. Yani böyle yapacaksa eğer işimiz var tabii ki. Şu an bir sorun yok. Ama şu anki en büyük sorun zaten şunu Bluetooth'la bağlayamıyor olmak. Niye kabloyla oynuyorum yani? Kabloyla oynadıktan sonra buna ne gerek var? Şu an hassasiyet olayı kabloyu söküp takınca düzeldi. Şu an gördüğünüz gibi. Şöyle araç içine de alayım ben. Bakın. Şu giderken bakalım. Şu an yavaş bir süratte gitmeye çalışıyorum. Evet, şu an yavaş bir sürat. Fazla basmıyorum gaza. Mesela şu dönüşü bir virajda görelim. Özellikle dönüş kısmını göstereyim şöyle. Yani şu kısım bir nebze daha yani ama kötü değil. Kötü değil. Hani kötüymüş gibi düşünmeyin. Şu sol analog kötü değil. Hatta fena da değil. Gayet iyi. Sadece bir tık daha böyle yani çok az bir orta hassasiyet hani 0'dan 100'e diyelim. Şu an 0 konumunda, şu an 100 konumunda. Hani şu 0'dan 100'e geçişi birazcık daha yani çok az daha bir tok bir his olsaydı hani böyle birazcık daha bir sert olsaydı daha hoş olabilirdi. Ama şu az önceki ilk gösterdiğim olay şu gazın takılması mesela garip geldi bana. Niye böyle bir şey oldu acaba? Şu an basıyorum. Yani gaz hassasiyeti fena değil. Sol analog dediğim gibi bir tık daha yani. Ama bu da kötü değil. Hani sonuçta fiyat performans olarak bakınca 1000 liraya satılan gamepad'ler kadar olmayacak tabii ki ama aratmıyor aslında o gamepad'leri. Öyle söyleyeyim. O gamepad'leri aratmıyor ama şu Bluetooth sorunu zaten başlı başına bir sorun oldu. Ona ayrıca bakacağız. Şu an mesela yavaş bir hızla gidiyorum. Gayet iyi. Tetik hassasiyeti şu an fena değil. Mesela 80'de, 85'de o arabayı sabitleyip gidebiliyorum. Şu an gayet iyi. Evet yani Xbox algılayıcısı olarak bunu çalıştırabilseydik Bluetooth'ta o zaman bir sorun olmayacaktı ama Bluetooth'ta çalıştıramıyoruz bir türlü. Hatta şöyle gösterebilirim de. Şimdi kabloyu çıkarttım. Gamepad'i kapattım. Bluetooth menüsünü açıyorum. Şu an şu eşleştirmesini de kaldıralım tekrar. Şimdi şu ekranı ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama Gamepad'i açıyoruz. Açtıktan sonra tekrar 3 saniye basılı tutuyoruz buraya. Işığımız hızlıca yanıp sönüyor ve biz bu cihazı eklemeye çalışacağız. Şimdi bu Bluetooth ekleme ekranında gördüğünüz gibi fareler, klavyeler, kalemler veya ses ve diğer türlü Bluetooth cihazlar için en üsttekine en altta da kablosuz adaptörlü
Xbox denetleyicileri diye bir menü var. Şimdi Xbox denetleyicileri dediği zaten Gamepad oluyor. Şansımı bir en alttakinde deniyorum. Burada zaten bana hiçbir cihaz getirmiyor şu an açık olmasına rağmen. Bu sefer şansımı üsttekinde deniyorum. Burada Pusat Pro Gamepad olarak geliyor ama şu başındaki simge klavye mouse simgesi. Yani bunu bir kontrolcü olarak algılamadı. Şu an bağladım. Şu an bu cihaz bağlı. Yani şu an cihaz Bluetooth olarak bağlı. Hatta bastığım zaman Internet Explorer sayfasını falan da açıyor. Ama oyuna tekrar döndüğümde gördüğünüz gibi böyle bir arkadaş yok. Hatta bir kapatalım, açalım tekrar algılasın diye. Gördüğünüz gibi yok. Daha klavye mouse kısmına bir tık daha alıyorum. Mouse olarak şunu algılıyor. Burası yok. Burası var. Burada saçma sapan var yani. Gördüğünüz gibi yok. Arabayı bir türlü hareket ettiremiyoruz. Tekrar Gamepad moduna alıyorum. Yok. Çünkü bunu bir Gamepad olarak algılamadı şu an yani sistem. Bir klavye mouse varmış gibi algıladı. Burada denetim masasına gelelim. Konuyu bir de şuradan aygıtlardan görmek için gösterelim. Aygıtlar ve yazıcılar kısmına geldiğimiz zaman burada yine klavye mouse olarak bu cihaz tanınmış. Fakat buradan sağ tıklayıp oyun kumandası ayarlarına gelip özellikler dediğinizde burada bütün butonlar çalışıyor. Hani bu nasıl oluyor ben anlamadım. Bunu bir yarın Monster'ın teknik servisiyle görüşeceğiz. Bir bağlantı yapacağız. Ona göre bir deneyeceğiz. Şu an süreç böyle takıldı. Bir türlü ilerleyemiyorum. O yüzden videoyu da bu şekilde sonlandırıp yayınlayacağım. Yayınlamamazlık yapmayacağım. Sonuçta neyle karşılaşıyorsam siz de bununla karşılaşacaksınızdır. Benim bilgisayarım en son sürücülerde, bütün driverlarım en son sürücülerde update'li bir şekilde. Hatta şuradan Intel Driver Support Asistan'dan görebilirsiniz. Burada zaten Intel sürücüler ve yazılımımız güncel diyor. Yani benim bilgisayarımla ilgili bir kusur yok. Ona eminim. Burada başka bir olay var. Bunu çözemedim. Çözemediğim için şu an bu videoyu bu şekilde sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, bugün itibariyle dün yaşadığımız soruna istinaden sabah saatlerinde öğlene doğru 11 gibi Monster yetkililerinden geri dönüş aldım. Beni aradılar. Ve cihazı, Gamepad'i teknik servise istediler. Uzak bağlantıyla değil, cihazı görmek ve cihazla birebir etkileşime geçmek için cihazı teknik servise istediler. Bu süreçten sonraki süreçte de tekrar yeniden bir kargo beklemek ve tekrar yeni ürünün bana kargolanması gibi bir süreci bekleyecek vaktim olmadığı için ben ürünü iade edeceğim. O yüzden şöyle toparlayacak olursam benim Gamepad ile ilgili görüşlerim, şayet bu Bluetooth sorunu yaşanmamış olsaydı, Xbox 360 kontrolcüsü olarak bunu Bluetooth'ta bilgisayarımıza ekleyebilseydik, bu Gamepad için puanım 10 üzerinden 8 olurdu ve gayet de iyiydi. Sadece dediğim gibi bu biraz benim kişisel bir düşüncem. Şu sol analog kısmı şöyle yani çok cüzi miktarda biraz daha sert olabilirdi belki. Ama değil diye kötü anlamına da gelmiyor. O yüzden sonuçta 300 liraya alınan bir gamepad'den bahsediyoruz. 300 lira fiyat performans bandında mouse işlevi, gamepad işlevi ve bir dongle olmadan bilgisayara direkt bağlanabiliyor olması, ürünün dokusu, kalitesi, işçiliği, telefon aparatı gibi özellikleri de düşünüldüğü zaman bence 300 liraya bu gamepad alınır. Ha, bu sorun bütün alınacak gamepadlerde yaşanacağını düşünmüyorum. Bu muhtemelen bana özel bir durum oldu. Yani kötü bir tecrübe oldu sadece, o kadar. Ama ben diğer ürünlerin bu şekilde geleceğini zannetmiyorum. Bu teknoloji kardeşim olabilir.
sonuçta bu karşınızdaki firmanın size nasıl geri döndüğü önemli. Yani tamam, bakın mesela ben bu cihazda sorun yaşadım. Ama bu adamların bilgisayarını kullanıyorum, hiçbir sorun yaşamıyorum. O yüzden şu yaşadığım soruna anında saatler içerisinde geri dönüş yapıp ürünü geri almaları ve telefonda da dahi olsa konuşma diksiyonları, tarzları olumlu yani. Şimdi ben buraya ismimi, soy ismimi, cihazdaki sorunu yazacağım. Bir dilekçe mahiyetinde. Bunu anlaşmalı olduğu kargoya götürüp verdiğimde ücretsiz bir şekilde de ulaşımını sağlayacak kargo firması. Ürün ellerine ulaştığı gün itibariyle soruna baktıklarında kutusunda, içeriğinde ve etrafında herhangi bir sıkıntı yoksa aynı gün içerisinde ücret iadesi işlemini yapıyorlar. Tabii para benim hesabıma ne zaman yatar onu banka bilir. O süre değişebilir. Ama sonuçta feedbackleri, yani geri dönüşleri bence olumlu. Sadece kötü bir tecrübe oldu. Keşke olmasaydı. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir gamepad alacaksam şayet yine bunu alırım. Bir dahaki gelecek ürünün böyle olacağını zannetmiyorum. Sadece şu an vaktim olmadığı için ben bu ürünü iade etme taraftarı oldum. Ama ilerleyen dönemlerde yeniden kendisiyle bir muhatap olacağım. O yüzden videoyu bu şekilde yayınlayacağım. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.